Biliyor biliyor. Bunlar haberleşiyorlar abi. Tamam. Şey ne yapıyoruz? Binci. Geldi başkanım. Tamam. Tamam. Kaymakam, burada bizim 5 blok olmuş. 5 blokta oluşacak burası. Şuradakilerde 3 artı 1 2 blok var. 32 daire var. Burada 3 blokta da 2 artı 1 48 dairemiz var. İşte bizim otopark alanlarımız, çocuk oyun alanı, spor alanı dahil bütün hepsi yapılacak burada. Şu anda zaten şu 3 bina hemen hemen toparlanma aşamasında. Şunun betonlanması zaten bitti. Şunun gibi bitti. Şu da zaten yetişecek yani. Eylül sonunda zaten projenin tamamını teslim edeceğiz. İnşallah arkadaşlarımız güzel bir projeye koşacak. Evet yani hem görüntü olarak da yani burada... Zaten Bakan Bey özellikle müdahale oldu bu konulara. Buradaki görseller bayağı önem verdi. Yani. Bakan çok Bey çok önem verdi yani bu projelere. Murat Kurum Bey efendim. Evet, Bakan Bey'imiz Murat Bey. Tasarım aşamasında da bayağı bir müdahale olmuş yani. İnşallah estetik olarak da diğer özellikler açısından... Yani her müdahale hem de anlam olarak da yani Sezadeler için de tabii yaptığımız için de ben de çok güzel bir proje de düşünülmüş yani. Vatandaş en azından mağdur olan vatandaşlar için de çok iyi bir şey olmuş. Evet. Aman ahşap görünümü hissi veriyor ya. Meydan projesi uzar daha ya. Efendi buraya geldiğinde demirlik dedi biliyor musun? Neyi? İçerisinde demir olacak dedi. Neyin içinde? O şey dedi. O onu on yıl. Saçlı gibi saçlı gibi bana. Bakın nasıl olur biz ya? Biz de değil mi? Yok ben bu Kastamonu bölgesi seçerim de. O nasıl istiyorsa ben de istiyorum işte. Bak tabii hani saçlı gibi böyle saçlı gibi böyle saçlı gibi böyle saçlı gibi böyle saçlı gibi Kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin. Allah nerede Hataylı? Hataylı mı? Biliyorsunuz 11 Ağustos'ta Ayancık tarihinin en büyük afetini yaşadı.
Ama o süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hem İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi, hem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Beyefendi, hem de Ulaştırma Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu Beyefendi ve diğer tüm devlet ricali ve Sayın Valimiz hakikaten burada çok büyük mesai sarf ettiler. Ve hamdolsun ayancık bir sene içerisinde eskisinden daha iyi bir görünme kavuşma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor. Arkamızda da gördüğümüz üzere işte Babaçay köyümüz ve diğer heyelandan boşaltılan köyler, mahalleler olsun, o vatandaşlarımız için yeni konut yapımına hızlı bir şekilde arkadaşlarımız devam ediyor. Amaç, hedef Eylül sonuna kadar vatandaşlarımızı konutlarına kavuşturmak. Bu burada 80 konut inşa ediliyor. 48'i 2+1, 32'si de 3+1 olmak üzere. Yine yeni konakta 26 konutumuzun yapım çalışmaları hızlı bir şekilde başlayacak. Kamulaştırma işlemleri bitti. Yakında oranın yer teslimi de yapılacak. Bu konutların şu açıdan da bir özelliği var. Hakikaten buranın dokusuna uygun bir şekilde Safranbolu evlerinin o tarihi dokusunu andıracak şekilde dizayn edilmiş. Bu manada Sayın Murat Kurum Beyefendi'nin, Sayın Bakanımızın hakikaten titizlikle üzerinde durduğu bir proje. Hem AFES'te vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağı gibi hem de ilçemizin estetik manada dokusuna da çok güzel bir örneklik teşkil edecek. Ayancık'taki yapılara örnek olacak. Bu manada da büyük bir katkı sağlayacak. Yine küçük sanayi sitemizde biliyorsunuz 56 dükkanımız yıkılmıştı. Sayın Murat Kurum Beyefendi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın büyük koordinasyonuyla, takibiyle, TOKİ Başkanlığımızın hakikaten çok fedakarane bir çalışmasıyla, oradaki çalışmalar da hızlı bir şekilde devam ediyor. Dükkanlarımızı daha erken bir zamanda, Ağustos'un sonu gibi inşallah teslim etmeyi amaçlıyoruz. Bu manada Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Beyefendi başta olmak üzere TOKİ Başkanlığımıza ve devletimizin diğer kurumlarına, Ayancıklar adına şükranlarımızı sunuyoruz. Hemen zaten biliyorsunuz o bizim Ayancık'ın sel nedeniyle karayla bağlantısını sağlayan, ille ve diğer yerleşim birimleriyle bağlantısı sağlayan köprülerin tamamı yıkılmıştı. Zaten ilk aşamada askeri köprü kuruldu. Daha sonra hızlı bir şekilde geçici köprü kuruldu. Hemen hızlı bir şekilde bağlantı sağlanmıştı. Lakin kalıcı yapılar da hızlı bir şekilde sürdü. Burada Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu Beyefendi'nin hakikaten çok büyük katkıları ve takipleri neticesinde oldu. Sayın Valimizin de aynı şekilde. Ve çok kısa bir sürede, 2 ay gibi kısa sürede ilk terminal köprüsünü açtık. Sonra aşağıdaki eski orman depomuzun oradaki köprüyü açtık ve son olarak da yine Sayın Bakanımızın teşrifleriyle Türkeli'yi Sinop'a bağlayan, Sinop'u da Bartın'a bağlayan yol güzergahında 2 su köprüsünü açtık. Hakikaten çok kısa sürede 3 köprü bitti. Bu belki de Cumhuriyet tarihinde bir rekor denilebilir. Bu açıdan devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı. Evet, selde vefat edenleri geri getiremeyiz. Allah rahmet eylesin. Lakin diğer şeyleri, selden daha konutlar olsun, altyapı olsun, selden daha önceki konumundan daha iyi konuma getireceğiz diye sözü vardı. Şükürler olsun ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sözünü gerçekleştirmek için Sayın Bakanlarımız, Sayın Valimiz ve diğer tüm arkadaşlarımız hep beraber fedakarane bir şekilde çalışma yaparak inşallah bir yıl içinde Ayancık'ı, selden bir yıl sonra Ayancık'ı eskisinden daha iyi hale getirmiş olacağız.